11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda resmi rakamlara göre 52 kişi ölmüş, 146 kişi de yaralanmıştı. Bombalı araçlarla düzenlenen saldırılar 2015 Ankara saldırısından önce Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti. Olaydan sonra saldırıyla ilgili olarak 32 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 20'si tutuklanmıştı. Soruşturmadaki tüm şüpheliler Türk vatandaşı olarak kayıtlara geçti. Saldırıdan haftalar önce 23 Nisan 2013 tarihinde MİT, Suriye'nin Raqqa kentinde 3 otomobile bomba yüklendiğini ve şüphelilerin Türkiye'ye saldırı planladığını, bombacıların Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da 3 ayrı sınır kapısını kullanabileceğini söylemişti. Basında yer alan bir habere göre de ilçe genelindeki 73 MOBESE kamerasının tamamı saldırıdan birkaç gün önce arızalandı ve kayıt yapmadı. Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Nasır Eski Ocak, emniyet ifadesinde saldırı yaptıklarını itiraf etti. Olayın bir diğer şüphelisi ise El-Kaide'ye bağlı El-Nusra örgütüydü. Olaydan önce El-Nusra cephesinde faaliyet gösteren şahıslarca bomba yüklü araçların Türkiye'ye yönelik saldırılarda kullanılacağı, son gelişmeler ışığında olayın sınır bölgelerinde ve dolayısıyla Türkiye'ye yönelebileceği değerlendirilmektedir ifadeleri Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan gizli ve ivedi damgalı uyarı yazısında yer almıştı. 33 kişinin yargılandığı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki en son görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İlhan Küçükdüveki, Muhammed Gümüş ile taraf avukatları ve patlamada yakınlarını kaybeden aileler katıldı. Tutuklu sanıklar Fikret Nazik, Mehmet Genç, Nasır Eski Ocak, Ergin Ördek, Yusuf Büyük Kasım, Doğan Özdemir, Mehmet Kılıç, Ahmet Mansuroğlu ve Süleyman Evet duruşmaya Adana F tipi cezaevinden Segvis yöntemiyle bağlandı. Müşteki avukatlarından Sevinç Hocaoğulları, dönemin Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, TEM Şube Müdürü Nevzat Eşit ve yardımcısı Eyüp Karaçopan ile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Murat Bek hakkında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldığını hatırlattı. Avukat Hocaoğulları iki davanın Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesini talep etti. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararına göre tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama emirlerinin devamına hükmedildiği kaydedildi. Eski savcı Özcan Şişman hakkında MİT tırlarının durdurulması ile ilgili cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet istemli dava bulunuyor. Reyhanlı davası Antakya'da iki görevi kötüye kullanma ve MİT tırları davası ile birleşme istemiyle sonuçlanmayı bekliyor. Ayrıca Hatay'daki siyasilerden katliamın yıl dönümünde mesajlar geliyor. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şan verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı. 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen ve 53 vatandaşımızın şehit edildiği hain saldırının 3. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ile anıyorum. Bugün bir annenin evladından koparıldığı, bir babanın ocağının söndüğü, ailesinin dağıtıldığı, bir kardeşin bir daha hiç göremeyeceği abine son bakışının yıl dönümüdür. Huzur ve refah içerisinde yaşayan medeniyetler beşiği Reyhanlı'nın dağıtılmak istenmesinin ve ülkemizin yıpratılma düşüncesinin yıl dönümüdür. Bu milletin, bu vatanın, bu kardeşliğin hiçbir zaman dağıtılamayacağının bilindiği, bu gök kubbenin altında bu birliğin ve bu varlığın dokunulmazlık kanıtının yıl dönümüdür. Başıboş hayallerin boşlukta kaybolduğu, çığlıkların uzanan elleri daha kuvvetli sıktığı bir kardeşliğin yıl dönümüdür. Cennetin en üst bölümünde yerlerini alan ve ailelerine şefaat için bekleyen şehitlerimizin yıl dönümüdür. Aslında bugün bize göz koyan herkesin aklını başına alıp düşünmesinin yıl dönümüdür. Kıymetli Reyhanlılılar, sağduyulu kardeşlerim, kenetlenerek çıktığımız bu sınavın bir daha tekrarlanmamasını Yüce Allah'tan ülkem adına diliyorum. Aziz şehitlerimizi tekrardan rahmet ve saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Güzel Mansur da mesajında şu ifadelere yer verdi. Kayıplara rağmen Hatay ve Reyhanlı halkı olarak bu patlamanın, bu acı olayın kardeşlik ve birlik duygularımıza zarar vermeyeceği şekilde hayatlarımıza devam ettik. Birlik olduk, dik durduk. Daha çok birbirimize bağlandık. Önemli olan birbirimize sarılmaktı ve yaralarımızı kapatmaktı. Hatay halkı olarak birbirimize daha çok kenetlenerek barış ve kardeşlik duygularını herkese bir kez daha gösterdik. Bu coğrafya medeniyetlerin ve farklı kültürlerin kucaklaştığı, birlik beraberlik olduğu bir yer olarak gösterilmiş ve gösterilmeye de devam edecektir. 3 yıl önce yaşadığımız bu acı olayda hayatını kaybetmiş tüm hemşerilerimi saygıyla anıyor, ailelerin acılarını paylaşıyorum.